Ama açmıyorsun. Yanlış insanı arıyorsun da ondan. Bu Meltem olayını hemen bitirmem lazım. Sen de bayağı iyisin ha. Değil mi? Yani ben kaç yıldır bu salona gelirim, senin kadar temiz dayak yiyen görmedim. Yok ya, ben senin canın yanmasın diye öyle şey ettiydim. Ha, böbreğe çalışırken iyiydi. Ay, çok acımadı değil mi? Acıdı ama acıması da lazımdı. Sen de iyi yakaladın ha. eski tekvandoculardan kim kaldı Sedacığım? Hadi gel ben sana bir krem vereyim, sür. Fena hırpalamışım. Ya bir şey diyeceğim. Sen evde de böyle misin? Yani evdeki hallerinde böyle mi? Başlama Meriç ya. Ya tamam ya, meraktan soruyorum. Aa! Kenan amcam değil mi o ya? Demir Kenan mı? Ha. Hani nerede? Ha. Hangisi senin adın? Şu mavili olan. Artık eski boksörler kalmadı Kenan. Ya biraz hareket etsene. Bütün yumruğu kafana alıyorsun salak herif. Buraya niye geldiğimi sormayacak mısın? Bunca yıl sonra geldiysen ben sormasam da nasılsa söyleyeceksin demektir. Bu kalemin ortaya çıkıyor. Ve onu konseye çıkarmam için beni ikna etmeye seni gönderdi. Sana neden yardım edeyim? Gençliğimi mahvettiğin için mi? Sana ne yaptım Fikret? Doğru. Sen bana hiçbir şey yapmadın. Hatta yüzüme bile bakmadın. Geçti gitti. Koca reis seninle görüşmek istiyor dediklerinde... belki dedim. Ama yok. Sen hiç değişmemişsin. Hatta hala aynı Kenan'sın. Yanındaki kim? Yiğit'in annesi mi? Yok ya, Ayfer teyzem değil. Ama kadın da güzel kadınmış ha. Ben estetik açıdan değerlendiriyorum Sedacığım. Ben bilirim o estetik değerlendirmeleri Meriç'ciğim. Neyse gideyim bir merhaba diyeyim de öğreniriz kimmiş neymiş. Saçmalama ya. Bize ne? Sedacığım bak, kolum sana feda olsun. Ama koparacaksan ne olur tek seferde kopar. Bu ne ya? Çok konuşma, gidelim. Ya ben 40 yıllık Kenan amcama bir merhaba diyemeyecek miyim? Ya Meriç, baksana sen şu ortama. Sence rahatsız edilmek isteselerdi böyle bir yerde mi buluşurlardı? Sen de haklısın. Şişt. Sen kimse bizi rahatsız etmesin diye mi beni buraya getirdin? Amirim. Amirim ya, ne dedim ya? Sonunu kullansana biraz ya. Solunu. İkinci raundu göremeyeceksin bile. Kamyon kafalı. Buraya çaresiz kaldığım için gelmedim. Beni dinleyeceğini bildiğim için geldim. Eğer Çetin'i konseye çağırırsan... seninle beraber hareket eder. Bu fırsat da kaçmaz. Buna neden inanayım? Sen beni tanırsın Fikret. Bütün alemle tanır. Ben bir söz verirsem... tutarım. Doğru. Geçmişte bir koca reis tanırdım. Ama o koca reis kocadı mı? Yoksa hala aynı Kenan mı? Onu gerçekten çok merak ediyorum. Sen beni tanıdığına göre Çetin'i de tanırsın. Sence Çetin işine yaramayan bir adamı yanında tutar mı? Bu teklifini düşünebilirim ancak... benim de bir şartım olacak. Nedir? Yarın destecilere içinde kıyafet yüklü bir kamyon yanaşacak. Tekstil işine mi başladın sen? O kamyonda istediğim bir şey var. Eğer onu bana getirirsen... ben de teklifini düşünebilirim. Nedir? Benim için çok değerli olan bir şey. Haydi toplanın bakalım, haydi toplanın. Oh. Afiyet olsun. Yedik, içtik. Hepinize afiyet olsun. Şimdi oyun zamanı.
Ay bir bu eksikti ya. Ay çuval falan ne kadar banal şeyler bunlar ya. Oğlum ben yapmam bunu. Ne çuvalı bu yaşta ya? Bahattin abi bu ne? Garsonluk bitti şimdi animatörlüğe mi başladı? Bana bak Mehmet. Arkadaşlarının yanında kalbini kırmayayım senin. Madem sordun söyleyeyim. Evet. Gençlik yıllarım tatil yörelerinde çalışarak geçti. Bu işlerden birazcık anlarım doğru. Ne yapacağız bunlarla? Oyunumuzun adı çuval. Bunun içine gireceksiniz. Karşıya ceylan gibi seke seke gideceksiniz. Hepiniz oynayacaksınız, itiraz istemiyorum. Ay ben bayılırım Bahattin abi ya. Çocukluğum geldi aklıma. Aferin kız, fındık kurdu. Koş gel bakalım. Ay bu kızın avamı beni öldürecek. Fırat'ın da hiç sevmediği şeyler biliyor musunuz? Hiçbir kuvvet Fırat Zuhair'i bu çuvalın içine sokamaz. Ben de varım. Ama Fırat, sen sevmezsin ki bu tarz şeyleri. Demek ki artık seviyorum Meltem. Tarzım değişti. Ya Fırat, kodamansın filan ama vallahi cesur adamsın, helal olsun. Gerçi benim de böyle bir evim olsa ben de cesur olurdum sanırım, düşünüyorum da. Evet arkadaşlar, takımları toplayalım. Fırat sen... Meltem ne ol? Işıl sen de... Yiğit ne ol? Belki başarırsınız. Yiğit efendi gel bakalım. Gerçi bunlar sizi kaldırmaz. Patates çuval olaydı daha iyi olurdu da. Ha pardon. Önce sen giy istersen, ben sonra şey yapayım. Yok fark etmez. Yok yok valla. Ya arkadaşlar bu ne incelik ya? Alt tarafa hazır çuvalın içine girip zıplayacağınız. Kıvırcıklar gelin bakayım benimle. Orada boş boş duruyorsunuz. Aç, aç, aç. Evet. Hazırsak başlayalım. Benimle aynı hizaya gelin bakalım. Evet. Başlıyoruz. 3, 2, 1, haydi! Hadi abi! Hadi. Yola çıkmış bir ekibin hevesi kursağında kaldı. Umarım bu şekilde devam ederler. Ya sana gerçekten inanmıyorum ya. Alt tarafı zıplayacaktın, zor bir şey değil. Ne yapayım kızım, Allah Allah, elimden gelen bu işte. Elinden bu kadar geliyorum. Sorun da burada zaten, elinden bu kadar gelmesi. Elim değil, ayağın çalışacaktı. Alo efendim. Hemen yanıma gelin, konum atıyorum şimdi. Tamam. Fırat benim biraz işim çıktı da gitmem lazım. İyi, git sen git. Okulda görüşürüz. Yiğit! Nereye gidiyor bu şimdi ya? Kim aradı bunu? Sen de kızım ya, nereye gidiyorsa gitsin Allah Allah. Ne istiyorsun? Sadece konuşmak istiyorum. Seni görebilir miyim? Necdet, ben bu olaylardan çok sıkıldım. Bu konu hakkında artık daha fazla konuşmak istemiyorum. İkimize de bunu konuşmanın hiçbir faydası yok. Vazgeç artık. Vazgeçtim. Vazgeçtim ama sizden değil. Hayatımı bu kadar karmaşık hale getirmekten vazgeçtim. Sen bugüne kadar hiçbir zaman bizi seçmedin ki. Şimdi vazgeçsen ne olur, vazgeçmesen ne olur Necdet?
Yeniden başlamama izin ver lütfen. Ha Asuman, bunca yılın hatırına lütfen. Hayır Necdet. Sakın buraya gelmeye kalkma, kapıyı açma. Işıl'la ilgili bir şey konuşmayacaksan kapatıyorum. Peki. Sen bilirsin. Alo? Bir de yüzüme kapattı. Necdet! Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun burada? Benim bu eve girmem şart Asuman. Çünkü ömrümün geri kalanını sana ve kızıma adamak istiyorum. O tren çoktan kaçtı Necdet. Daha fazla rezil olmadan lütfen git buradan. Eskisi kadar genç değilim. Biraz yardım etsen. Git diyorum buradan. Delirdin mi sen? Necdet. Kalsaydın biraz da. Yok ya, geç oldu. İyi tamam, ben bırakayım seni o zaman. Yok gerek yok, ben kendim giderim. Ben Fırat'a daha da yakın olmak için parti organize ediyorum. Şu hale bak ya. Fırat'la Işıl'ın işine yarıyor. Çıldıracağım sinirden ya. Ay ben Meltem'in ruh halinden çok endişe ediyorum ya. Neredeyse ağladı ağlayacak, baksanıza. Daha çok ağlayacak o. Niye öyle dedin? Yeni yengeniz Işıl demek. Ne? Meltem! Şaka yaptım. Ya gerçekten şaka mı yaptın? Ya öyle şaka mı olur? Ben hemen Meltem'e söylüyorum. Yalvarırım söyleme, vallahi biterim. Meltem sana bir şey söylemem lazım. Şimdi olmaz. Fırat senden ayrılacakmış. Ne? Sonra da gidip Işıl'a çıkma teklif edecekmiş. Yeni yengeniz demiş. O Işıl kafasını kaşıyacak, tırnak bulamasın inşallah. Git haddini bildir arkadaşım. Hayır. Nasıl yani? O kadar salak mıyım kızım ben? Oyunun planları değişti. Ne demişler? Dostunu kendine yakın tut. Düşmanını daha da yakın. Arkadaşlar. Nasıl söyleyeceğim inan ki bilmiyorum. Biz dinliyoruz komiserim. Durumun bir izahı yok ki Yiğit. Birisi ölür. Haberi kötüdür ama izahı nettir. Bunu kendime bile izah edemiyorum. Kesin biri öldü. Bir sus be kardeşim. Ya bugün sizden delilleri aldıktan sonra acil olduğunu söyleyerek adli tıpa gönderdim. Onlar da hemen ilgileneceklerini söylediler. Ama saatler geçti, aramadılar. Belki de çok yoğunlardır komiserim. Ben de öyle düşündüm. Tekrar aradım ama... Evet. Parmak izinin Çetin Soyer'le eşleşmediğini söylediler. O zaman ölü öldü. Bir dakika, nasıl ya? Biz Aytaç'a baktırmadık mı abi? Evet, hatta o dedi Çetin Soyer diye, biz adını bile söylemedik. Böyle bir şey olabilir mi komiserim? Yani eşleştirme bir yerde çıkıp diğer yerde çıkmayabilir mi? Bilmiyorum Seda. Bu iş çok karışacağı benziyor. Hepiniz çok dikkatli olun. Ana! Ne yapacağız şimdi? Bir yolunu bulup Necdet Amir'i ikna edeceğiz. Aynen öyle. Sizi de buraya onun için çağırdım zaten. Arayalım Necdet Amir'i, gelsin. Oturup hep birlikte konuşalım diye. Yani evet, en azından yol gösterir. Öyle olmaz Meriç. Bizim Necdet Amir'in kendisine ihtiyacımız var. Yani bu delilleri karartanlar yarın öbürsü gün Çetin'in peşinde kim var kim yok diye bizim peşimize düşmeyecekler mi? Bütün gün telefonuna baktı arkadaş ya. Sonra hiçbir şey söylemeden çekti gitti. Hayır Işıl'cığım ben bir gidiyorum der. Seni de evine bırakayım mı der. Az biraz centilmen olur kahraman ya, ne olacak? Babacığım. Şimdi gitmem lazım kızım, sonra konuşuruz. Baba.
kavga mı ettiler ya? Anneciğim. Hoş geldin kızım. Of. Anneciğim, babamı gördüm dışarıda. Ne oldu yine? Evleniyoruz. Ne? Kimle? Kimle olacak kızım? Babanla tabii. Ah, nasıl bir soru bu böyle? Babamla mı? Evet. Sen ciddi misin? Anne ya, inanamıyorum. Ben de inanamadım. Ama babam bu sefer bizim için değişmeye gerçekten niyetli. İstifa etmiş. İnanabiliyor musun? Biliyorum. Biliyor musun? Ay, inanabiliyorum demek istedim anneciğim. İnanabiliyorum ya. Yoksa nereden bileceğim? Sonunda lambadaki cin beni duydu. Dileklerim kabul oldu. Biz şimdi yeniden aile mi olacağız? İnşallah kızım. İnşallah bu kez başarabileceğiz. Güzel kızım benim. Dur bir daha bakacağım, bakacağım. Güzel değil mi? Çok güzel. Ay, biraz küçük mü? Aman, sıcak oldu havalar. Nasılsa önünü kapamasam da olur. Eteğe de bir bakayım. Heh. Olur ya. Olur olur. Ayfer. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Üzerine giydiğim bu ceket. Tek başına seninle baş edememiş. Bir yerlerden arkadaşlarını yardıma çağır. Allah Allah, çok komik. Ay Kenan Bey, 26. evlilik yıl dönümünde bir kadının duymak istediği her şeyi sıraladın maşallah. İyi ki seninle evlenmişim canım. Sen onu giymeyi düşünmüyorsun değil mi? Düşünmüyorum, giymek üzereyim zaten. Bak, ona bir şey söylemem. Bu işlerden de pek anlamam ama. O üzerindeki ceket nasıl durmuş biliyor musun? O küçük ayıcıklar var ya, koala mıdır nedir? Onların ağaca tırmanması gibi. Bak sen ne dedin? Ben bu işlerden anlamam dedin. Ben senin işine karışıyor muyum? Haydi televizyonu izlemeye, haydi, haydi. Tamam, gidiyorum. Ha, Ayfer, bu arada o ceketin arkadaşları gelirse ne diyeceğim? Çok komik. İyi ki bir diline düştük yani. Heh. Yok efendim, koalaymış, ağaca tutunurmuş. Ben bilmiyorum sanki. Onlar bir kere annesinin karnında yaşarlar öyle mutlu mutlu. Çok komik. Haklı mı acaba? Giremez miyim ben buna? Dur bakayım. Koca reis, sesin çıkmıyor. Fikret İpekçileri ikna edemedin mi yoksa? Sen koca reisi daha tanımamışsın. Amirim, biz konteynerin içinden kırık bardağın parçalarına ulaştık. Oğlum, ben size bu iş bitti, kariyerinizle oynamayın demedim mi? Amirim, kusura bakmayın da siz 10 yıldır bir ölünün hata yapmasını bekliyorsunuz. Biz daha yeni başlıyoruz. İzin verin ben anlatayım. Parçalarda parmak izi bulunduğunu düşünerek bizim küçük laboratuvara yolladık. Ne dediler? Onayladılar amirim. Parmak izleri Çetin Soyer'e ait. Emin misin Yiğit? Amirim, ben de oradaydım. Kulaklarımla duydum. Çocuklar, çok büyük iş başarmışsınız. Öyle bir gün gelecek ki beni çağırıp amirim Çetin Soyer'i yakaladık diyeceksiniz, eminim. Yalnız amirim, başka bir şey daha var. Ne var? Amirim, izni onaylatmak için biz parçaları adli tıpa yolladık. Yolladık ama... Aması ne Yiğit? Parça parça anlatmasanıza şunu. Amirim, adli tıp bize eşleşme olmadığını söyledi. Ne demek eşleşme yok dedi? Vallahi biz de anlamadık amirim. Biz aynıyız. Olay yeri incelemenin var dediği eşleşmeyi adli tıp yok diyor.
Yani bir şeyler dönüyor ama. Şimdi taşlar yerine oturdu. Yine onlar. Kim amir? İçimizdeki hainler Yiğit. İçimizdeki hainler. Ulaşmadıkları hiçbir yer kalmamış. Amirim Çetin'le. Aynen öyle Meriç. Bu onların tarzı. Onların oyunu. İyi de amirim Çetin niye korusunlar ki? İşte bunu öğrenmek Çetin'i yakalamaktan daha zor. Bilmiyorum. Belki daha önce Çetin'den bir yardım aldılar, şimdi borçlarını ödüyorlar. Ama bildiğim bir şey var, tehlikedesiniz. Daha ne yapacaklar amirim? Delilleri karartıyorlar işte. Bunlar kindar herifler Seda. Parmak izini bulan sizsiniz. Ali tıbba yollayan da. Bunlar istediklerini aldıktan sonra işin peşini bırakan tipler değiller. Sizin gibi milletine hizmet etmekten başka derdi olmayan gençleri harcamaktan ayrı bir zevk alırlar. Vallahi amirim bizim saklayacak bir şeyimiz yok. Yani üzerimizdeki üniformaya layık olmaktan başka bir derdimiz de yok. Biliyorum Yiğit. Biliyorum. İşte onlar da bundan. Sizin sadakatinizden korkuyorlar. Onların önündeki en büyük engel sizin gibi vatanını seven. Gerekirse vatanı uğruna canını verebilecek gençler. Amirim peki ne yapacağız? Hayır yani benim elime geçseler ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum da. Bu işin böyle olması benim suçum. Çetin'in gücünün bunlardan geldiğini tahmin etmeliydim. Şu anda sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Ama benim var. Amirim yoksa? Evet Kaya dönüyorum. Size o çakalları yemetmem. Sizin için döneceğim. Bu vatanın bu hainleri feda edecek artık tek bir evladı bile yok. Bunu da çok acı öğrenecekler. Amirim ya. Vallahi seviyorum. Biz de destek olalım amirim. Ha? Söyleyin biz de bir şeyler yapalım. Sizin öncelikli göreviniz Çetin Soyer. Çok önemli bir ipucu yakaladınız. Sakın peşini bırakmayın. Emredersiniz amirim. Emredersiniz amirim. Alo patron. Söyle, ne yaptınız Fikret'i? Kenan konuştu. Yapacakmış. Ama bir şartı var. Neymiş? Küçük bir heykel. Yarın bir kamyondan alınması gerekiyormuş. Ben hemen ayarlamalıyım. Dur, benden haber bekle. Baban göreve geri döndü. Operasyon devam. Nasıl ya? Of. Gabriel. Oh. Ay paşam günaydın. Bakıyorum bu sabah pek bir keyiflisin. Keyifliyim tabii. Bak bahar geldi, kuşlar uçuyor, son cemre düştü değil mi? Dün de bahardı ama yüzün böyle değildi. O son cemre senin gönlüne düşmüş olmasın sakın.
Anne ne alakası var şimdi? Sana da bir şey söylemeye gelmiyor ha. Oğlum, paşacığım, evlensen, yuvanı kursan, şu baharları eşinle birlikte karşılasan mutlu mutlu. He, nasip. Nasip. Bana bak. Bir şey var da bana mı söylemiyorsun? Ay yok anneciğim, yok, sakin ol. Böyle bir şey olsa ben sana söylemez miyim? Söyler misin? Söylerim tabii, söylerim. Hadi görüşürüz. Var ayol bunda bir şeyler. Ay. Zeki olaydı çok iyi olurdu ama kafa yoktu benim oğlanda. Aa. Acaba gerçekten birine vuruldu mu bu çocuk? Aa. Benim istemediğim pasaklı bir kızsa ay katiyen çekemem. Ay bu yaştan sonra Allah bana kaynanalık yaptırmasın. Ah Ayfer Hanım, ah. Böyle hareketlenmezsen işte dövünürsün. Hayriye Hanım'ın eltisinin kızı vardı. Ama çok dik kafalı, o istemem. Gülsüm'ün yeğeni. Aa, o da çok salık bir kız böyle, pejmurde. Aa, Asiye'nin torunu vardı ayol. Öğretmen çıktıydı. Hayırlı sabahlar. Ay hayırlı sabahlar. Hayırdır Ayfer Hanım? Bu sabah sende bir sen var. Senden içeri. Hayırdır, hayırdır bey, geç. Gel çayını koyayım. Anneciğim günaydın. Günaydın kızım. Hı? Gelsene. İyisin değil mi? Gayet iyiyim. Hadi gel sen de kahvaltı et. Kahvaltı etmeden çıkma. Yok anne benim çıkmam lazım. Ben geç bile kaldım. Vallahi yanlarım çıkacak. Ne? Ya dünden beri diyorum. Bir iştahım açıldı ki sorma. Sürekli yemek yiyorum. Böyle gidersen baban tombul gelin diye dalga geçecek benimle. Güzel kızım. İyi dersler. Hala aklım almıyor amirim. Göz göre göre Çetin Soyer gibi bir suçlunun parmak izini örtbas ediyorlar. Bu teşkilattaki 3-5 kansızın işi. Ne yapacağız? Yılmayacağız Kaya. Çetin Soyer'den başlayıp son haline kadar hepsinin kökünü kurutacağız. Gel. Işıl. Baba. Kaya abicim, bize biraz izin verirsen babamla konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Tabii ki abicim. Ben dışarıdayım. Baba göreve geri mi döndün? Dün gece beklenmedik gelişmeler oldu. Benim de aniden böyle bir karar almam gerekti. Peki annemin haberi var mı? Yok. Yani birden olunca öyle oturup enine boyuna anlatamadım tabii. Babacığım, polislik çok kutsal bir meslek. Ve işini çok sevdiğini biliyorum. Ama çok geçmeden bu konuyu anneme söylemen gerekiyor. Doğru söylüyorsun kızım. Farkındayım. Bu akşam söyleyeceğim. Söz. Bundan sonra her şey çok farklı olacak Aşıl. Bundan sonra ne seni ne de anneni üzeceğim bir daha. Babacığım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum güzel kızım benim.